Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. Piyasa Analiz Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Günün tüm gelişmelerini paylaşmak üzere karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde haber akışını sizlere aktaracağız. Ardındansa otomotivde matrah düzenlemesi ne kadar indirim anlamına geliyor, fiyatlara nasıl yansıyacak detaylarına bakacağız. Kapatmaya hazırlanırken öne çıkan başlıklara birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde medya mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide marketlerdeki fiyatlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, marketlerdeki fiyatlamalarla ilgili para cezası dışında bir adım atacaklarını da kaydederek, "Biz hukuk devletiyiz, soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine ve Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle durumu takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması açıklamasında bulundu. Hatta açıklamanın ardından da borsada gıda sektöründeki hisselere satış geldi diye notumuzu da düşelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervinin ay sonuna kadar 130 milyar dolara ulaşabileceğini söyleyerek, "Biz bu rakamlara yabancı değiliz. Başbakanlığım döneminde bizim döviz rezervimiz 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Biz bunu yeniden yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız." diye konuştu. İkinci başlığımıza bakalım buradan. Fitch Ratings'ten ABD ve Euro bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, gelecek dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesi ekonomileri için durgunluğun öngörüldüğünü bildirdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada ABD ve Euro bölgesi ekonomilerinin önümüzdeki dönemde artan enflasyon karşısında azalan tüketici talebi nedeniyle resesyona girmesinin beklendiği bildirildi. Euro bölgesinde resesyonun Amerika Birleşik Devletleri'nden daha önce bu yıl içinde başlamasının, doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halklarının olası bir şoka hazırlandığı ve harcamalarını kıstığı kaydedildi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada, yükselen faiz oranları ve küresel enflasyon nedeniyle 2023 yılında hükümetlerin fonlama maliyetlerinin de artmasının beklendiği ifade edildi. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizlikler ve emlak sektöründe devam eden gerilim nedeniyle görünümün kısıtlı kaldığı Çin'in ise gelecek yıl küresel büyümeyi anlamlı bir şekilde artırmasının beklenmediği bildirilen açıklamada, 2023'te daha zayıf küresel büyümeye daha yüksek ülke borçlanma maliyetleri eşlik edecek ifadesi kullanıldı. Açıklamada 2022 yılının kredi derecelendirme şirketi tarafından değerlendirilen gelişen piyasa ekonomilerinde en fazla not indiriminin yapıldığı ikinci yıl olduğu belirtildi. Evet, buradan üzücü bir haberle devam ediyoruz. Endonezya'da bir deprem meydana geldi. 56 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Endonezya'nın Kava Adası'nda bugün meydana gelen depremde 56'dan fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralandı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre adanın batısındaki bölgede gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki deprem yüzeye yakın bir mesafede 10 kilometrede gerçekleşti. Batı Kava Valisi Rıdvan Kamil 56 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yetkililer olası artçı sarsıntılar konusunda uyarıda bulundular ve ölü sayısının artabileceğini söylediler. Depremin gerçekleştiği bölgede nüfusun yoğun ve binaların yapısal olarak zayıf olduğuna, ayrıca heyelanların sık yaşandığına dikkat çekildi. Yerel basındaki haberlere göre bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bölgedeki evlerin ve dükkanların yıkıldığı görülüyor. Evet, buradan devam edelim. Paris'te binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti. Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi yükselen enflasyon ve hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıktı. Boyun eğmeyen Fransa liderinin çağrısıyla düzenlenen protestoya yeşiller ve sol kesimleri temsil eden Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği de destek verdi. Göstericiler maaşların artması, iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif bir politika izlenmesinin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlıca vaatlerinden tartışmalı emeklilik reformundan da vazgeçilmesini talep ediyor. Göstericiler ayrıca enerji, temel mallar, vergilendirme artışlarının durdurulması ve yükselen enflasyonun etkisini azaltacak diğer adımların atılmasını da istiyor. Organizatörlere göre Paris'te hayat pahalılığına karşı yürüyüşe 140 bin kişi katıldı. Emniyet birimleri ise katılımcı sayısının 30 bin civarında olduğunu belirtti. Evet, haberlerimizle devam edelim. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çözüm odaklı üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerine bu hafta perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, istişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerini bu hafta perakende sektörünün temsilcileriyle gerçekleştirdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. İstişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmelerin temelinde perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini belirten Nebati, görüşmede ekonomik gelişmelerin sektörü etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimiz devam ettirerek istişarelerimizi sürdüreceğiz ifade yer verdi. Nebati, geçen hafta da inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyimcinin parite zararının 1.3 milyar doları aştığını belirtti. Ekonomim.com'un haberine göre Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, küresel ticaretin bu yıl %3.5 büyüyeceğinin tahmin edildiğine dikkat çekerek ancak 2023 için küresel beklentilerde keskin bir düşüş söz konusu dedi. Gültepe, önümüzdeki yıl dünya ticaretinin büyüme beklentisi %3.4'ten %1'e çekiline dikkat çekerek 2023'te Avrupa ve ABD başta olmak üzere küresel ticaretin daralacağı yönündeki endişelerin giderek arttığının altını çizdi. İhracatımızın 170'e yakın bölümünü bu ülkelere yapıyoruz. Dolayısıyla bu pazarlardaki tüketimin daralması bizlerinden etkiliyor açıklamasını yapan Tim Başkanı, bu yıl Ocak-Ekim döneminde 1.2 milyar dolar parite kaybı yaşayan hazır giyim sektöründe söz konusu zarar 17 Kasım itibariyle 1.3 milyar dolara yükseldi dedi. Gültepe, en büyük pazar olan Avrupa Birliği para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesinin ihracattaki artış hızı daha yüksek olacakken düştüğü mesajını verdi. Ayrıca paritede yaşanan kayıp ile en çok Avrupa Birliği ihracatı yüksek olan sektörler arasında ilk 3 sırayı otomotiv, kimya ve hazır giyim sektörlerinin yer aldığını açıkladı. Darphane altın sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, GOG töreni sonrası Ekotürk'ün sorularını yanıtladı. Evet, teşekkürler. Biz şimdi Borsa İstanbul'dayız. Borsa İstanbul'da yeni bir sermaye piyasası aracı olan Darphane altın sertifikası bugün itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Ayrıntılarını Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'den öğreneceğiz.
Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Çok sağ olun. Abdullah Bey, ilk olarak darphane sertifikası, darphane altın sertifikası nedir? Nasıl işlem görecek? Kodlarını öğrenebilir miyiz? Evet. Darphane sertifikası 995 saflıkta 0,01 gram altını ifade etmekte. Başlangıç olarak da şu anda 5 ton altınımızı 500 milyon adet olarak halka arz ediyoruz. Darphane sertifikamızın kısaca tanımlaması budur. Kıymetli madenlerle alakalı borsa aslında ilgili birimde de işlem görecektir. Peki darphane sertifikalarının vadesi var mı? Darphane sertifikalarının bir vadesi yok. 4 ay sonra fiziki olarak altın olarak alınabileceği gibi işte bugün halka arz edildiği andan itibaren de kendi içinde işlem görmeye başlıyor. Kimler peki darphane sertifikası alım satımı yapabiliyor ve nasıl yapacak? Şimdi Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisine sahip olan kişiler ve aracı kurumlar kanalıyla yapılabilecek. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Günlük fiyat marjı ve fiyat adımları nasıl uygulanacak? Kredili işlem ve açığa satış mümkün olacak mı? Kredili satış ve açığa satış söz konusu değil. Altın sertifikamızla alakalı olarak aracı kurum olarak da fiyat marjları belirleniyor ve borsada işlem görmeye başlamış oluyor. Ziraat yatırım tarafından belirleniyor. O marj içerisinde de işlemler yapılıyor. Peki Abdullah Bey, alım satım işlemlerinde yatırımcılar için bir maliyet söz konusu olacak mı? Neler olacak varsa? Ve elde edilen kazançlardan vergi ve stopaj ödemesi yapılacak mı? Şimdi borsanın kendi işlemleri, MKK'nın kendi işlemleriyle alakalı olarak bir maliyetleri söz konusu. Ama bizimle alakalı olarak bir maliyet söz konusu değil. Saklanmasıyla alakalı olarak bir maliyet söz konusu değil. Sorunuzun devamı neydi? Söyleyeyim hemen efendim. Elde edilen kazançlardan yok, elde edilen vergi... Yok, kazla alakalı olarak vergi sıfır. Evet. Bir vergi uygulaması yok, evet. Peki sertifikaların takas ve saklaması nasıl yapılacak? Sertifikalar burada aracı kurum kanalıyla ve Borsa İstanbul'da saklamaları yapılacak. Ama altınların fiziki saklaması bizde yapılıyor biliyorsunuz. O sertifikayla ilk 4 aydan sonraki zaman dilimi içerisinde bize geldikleri zaman da 50 gram ve türevleri şeklinde 60 gram, 70 gram ve işte 1000 grama kadar olacak şekilde değişimlerini biz altın olarak yapıyoruz. Ha, dönüştürülebiliyor o zaman tabii, yani sertifikalar. Fiziki altına dönüştürülebiliyor sertifikalar. Zaten esas özelliklerinden bir tanesi de yani bizim Türk kültüründe, Türk halkında biliyorsunuz fiziki olarak altın saklamaya yönelik olarak bir ilgi ve alaka vardır. Hı-hı. Aslında bir yerde bunu da tatmin etmiş oluyoruz. Dileyenler açısından tabii bu. İsteyen gelip darphaneden altını alabiliyor. Peki yabancı yatırımcılar kısmından baktığımız zaman nasıl olacak bu fizik dönüşüm? Yabancı yatırımcılar tabii ki işlem yapabiliyorlar. Ama teslim konusunda Türkiye'de adreslerinin olması gerekiyor. Adresi teslim veya darphaneden teslim alma ile alakalı kendileri de teslim alabiliyorlar. Son olarak Abdullah Bey, bu darphane altın sertifikası fiziki altındaki alım satıma kıyasla avantajları neler olacak? Tabii ki bir avantaj söz konusu. Farkımız da zaten bu bizim. Dışarıdaki altın alım satımında yüksek bir marj var biliyorsunuz alınan ve satılanla alakalı olarak. Bu marj bizde minimum. Bundan dolayı da tercih edileceğini, halkımızdan da büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz biz. Efendim çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin bizimleydi. Aktaracaklarımız buradan bu kadar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bakan Dönmez, enerjide yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının Türkiye olması, sahip olduğumuz altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu gösteriyor açıklaması yaptı. Mevcut hatlarımızın kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergah çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Orta Doğu, Orta Asya ve Akdeniz'den gelecek
yeni doğal gaz boru hatları ve ülkelerle ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj işbirlikleri için görüşmeleri yaptık. Yine yenilerini de yapmaya devam ediyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye hem altyapısı hem de gaz piyasalarıyla doğal gaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip bir ülke. İlaveten yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının da Türkiye olması bugün sahip olduğumuz bu altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu hepimize gösteriyor. Diğer yandan yerli gazımız da inşallah bu süreçte aktif bir oyuncu olacak. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı karaya çıkaracağımız ilk nokta olan Filyos'ta şu an olağanüstü bir gayretle çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz. Dünya Çin'e devrettiği üretim sistemlerini tekrar batıya taşımak istiyor. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri, piller ve diğer enerji aksamlarının yerinde üretimi için gelişmiş ülkeler inanılmaz teşvikler veriyor. Daha önce istemediği yatırımcıları şimdi kapıları sonuna kadar açtı. Gelin bizim ülkemizde bu işleri yapın diyorlar. Artık yeni bir enerji sanayi politikası dönemi başlıyor. Buradaki temel sorun şu. Dünya ne yaparsa yapsın, Çin tüm bu yapılanların toplamından daha fazlasını sübvansiyonlu elektrik ve desteklerle yapıyor. Bugün batıdaki mevcut üretim kapasitesinin kat be kat fazlası Çin'de var. Ufukta görünen bu tahterevallinin dengesinin bir şekilde değişeceği. Dengeler kararlı bir noktadan kararsız bir noktaya doğru salınmaya başladığında tekrardan kararlı olması elbette belli bir süre alacak. Ve biz hala ufukta o kararlı noktayı da maalesef göremiyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin gelir vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atalay, Haziran başında %27'lik vergi dilimine geçilmesinin sürdürülebilir, devam edecek, adil bir sistem olmadığını belirtti. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası'nın Ankara'da düzenlenen 4. olağan kongresinde konuştu. Atalay, asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri başlamadan asgari ücretle ilgili konuşulmasına karşı olduğunu söyledi. Atalay, konuşunca ne oluyor biliyor musunuz? Zalim işverenler, satıcılar, üreticiler var. Asgari ücret lafı çıktığı zaman zam yapmaya devam ediyorlar dedi. Taşeronların kadroya alınmasını istemeyen bürokratlar olduğunu belirten Atalay, taşeronluğu ucube sistem olarak tanımlarken, emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin de çözüme kavuşturularak ülkenin gündeminden çıkartılmasını istedi. İşçilerin gelir vergisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Mayıs sonu, Haziran başında %27'lik vergi dilimine girildiğini kaydeden Atalay, bu sürdürülebilir, devam edecek adil bir sistem değil dedi. Atalay, asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının 5 ay öncesinden asgari ücretin tartışılmasından rahatsız olduğunu belirtirken 6 ay kala, 5 ay kala asgari ücret konuşulur mu, umut mu satacağız, emek mi satacağız, konuşmanın ne faydası var şeklinde konuştu. Çin Merkez Bankası gösterge faizi olan 1 yıllık borç verme oranını ve 5 yıllık ipotek referans faizi oranını ard arda 3. ayda da değiştirmedi. Çin Merkez Bankası uygulamakta olduğu gevşek para politikasının devamı niteliğinde gösterge faiz olan kurumsal ve hane halkı için 1 yıllık borç verme oranı LPR'yi ve 5 yıllık ipotek referans faiz oranını ard arda 3. ayda da değiştirmeyerek LPR'yi %3.65, 5 yıllık ipotek faiz oranını ise %4.30 seviyesinde bıraktı. Çin Merkez Bankası önceki haftada orta vadeli politika faizini %2.75 seviyesine sabit bırakmış ve Çin Merkez Bankası ekonomik göstergelerdeki yavaşlama ve gayrimenkul sektöründe yaşanan borç krizi nedeniyle Ağustos ayında LPR'yi %3.70'den %3.65'e ve 5 yıllık ipotek faiz oranını ise %4.45'den %4.30'a indirmişti.
Uzmanlar Merkez Bankası'nın bu yaklaşımını gayrimenkul sektörünü desteklemek ve Covid kapanlarından olumsuz etkilenen ekonomide orta vadeli kredi talebini canlı tutmak istermesi olarak yorumluyor. Bununla birlikte faiz oranlarının düşürülmesi, Çin'in ABD başta olmak üzere para politikasını büyük ekonomilere oranla daha da genişletebileceği için sermaye çıkışlarını tetikleme riski taşıyor. Çin Merkez Bankası önceki haftada orta vadeli politika faizini %2.75 seviyesinde sabit bırakmış. Evet, sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği düzenlemeye ilişkin bazı açıklamalar gelmeye başladı. Biz de konuyu uzmanlarıyla konuşacağız. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin bizimle. Erol Bey, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, harika. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir diğer konuğumuz da Boğaziçi Filo Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özkalan. Bülent Bey, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, harika. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi aslında detaylara çok haiz olmamakla birlikte bir matrah düzenlemesi geleceği konuşuluyor. Sektörde buna ilişkin beklentiler vardı. Hatta bu beklentiler dolayısıyla alımlarını öteleyen tüketiciler de vardı. İsterseniz Erol Bey, sizle başlayalım. Ne biliyoruz şu an tam olarak? Aslına bakarsanız hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü Sayın Bakan'ın sadece matrah güncellemesiyle ilgili açıklamasını biliyoruz. Bir güncelleme yapılacağını ama yeni bir dilim gelmeyeceğini biliyoruz. Onu söylemişti çünkü. Hatta onu biz sizinle iki hafta önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Bir %90'lık dilim olabilir diye konuşmuştuk hatta. Evet. Böyle bir dilim çalışması şu an için yapmadıklarını, sadece matrahta güncelleme yapacaklarını biliyoruz. Ama oran konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Hangi dilimlere ne kadarlık etki edecek onu bilmiyoruz. Yalnızca şunu biliyoruz. Bundan önceki yapmış oldukları son 3 düzenlemede maksimum %33 seviyesinde bir düzenleme yapıldığını biliyoruz. Yani Ocak ayında da maksimum seviye %33'tü. Rakamın yukarıya taşınması. Bir önceki 2021 yılında da böyleydi. O anlamda rakamın yine %30-35'ler seviyesinde, 40'lar seviyesinde olmasını bekliyoruz. Ama yetersiz olduğunun da altını çiziyoruz. Çünkü mevcut enflasyon içerisinde Ocak ayından tecrübeyle söylüyoruz. Maksimum ömrü 3 ay sürecektir. Kelebeğin ömrü gibi. Bu döviz kurlarındaki seviye dolayısıyla yansıyacak zamların matrah düzenlemesiyle birbirini nötralize etmesinden kaynaklı değil mi? Evet, yani sadece Kasım ayının 14'ünden iyi başlayan zam furyası, yani kurdan kaynaklı zamlar bugün de devam etti. Bugün iki tane büyük markada %2 ile %9 arasında fiyat artışı yaşandı. Şimdi bu %8'ler, 9'lar, 10'lar küçümsenmemesi gereken rakamlar. Neden söylüyorum bu rakamı? 200 bin liralık Türkiye'nin en ucuz otomobilinin baz fiyatı, yani vergisiz fiyatı 200 bin lira olan bir araç için, ki %80'lik dilim için de sınırdır bu rakam. %10'luk bir zam yaptığınızda 20 bin lira yapar ham bedelde. Buna siz %80 ÖTV artı KDV'yi eklerseniz rakam 44 bin liraya çıkar. Matrak güncellemesinde vatandaşın edineceği avantaj 44 bin lira değil. Evet. Bu anlamda yani sadece iki zamla zaten arada uçup gidiyor fark. Bir de buna enflasyonu ekleyin. O anlamda dişe dokunur bir şey yapmak istiyorsa hükümet, İki şeye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir tanesi, yeniden değerleme oranı açıklandı Kasım ayı itibariyle 2023 yılı için. Biliyorsunuz rakam %122. Yapacaksanız MTV'ye bu oranda zam yapıyorsunuz. Damga vergisine bu oranda zam yapacaksınız. Trafik cezalarına bu oranda zam yapacaksınız. O zaman MTV'yi de bu oranda, matrağı da bu oranda düzeltin. İkincisi de verginin vergisi yükümlülüğünü kaldırmak gerekiyor. Şu anda biz ÖTV ödüyoruz. ÖTV'nin de vergisini ödüyoruz. Yani ödediğimiz KDV'nin aslında yarısı vergiye, yarısı malın kendisine gidiyor. Sırf bu bile kaldırılmış olsa araç fiyatları üzerindeki hafifleme %5'ten %7 arasında olur. Peki siz ne dersiniz Bülent Bey? Yani nasıl görüyor sektör şu an bu düzenleme beklentisini? Şimdi şöyle ki, bildiğiniz üzere 1 Aralık itibariyle hayata geçecek olan bu matrah düzenlemesiyle ilgili Sayın Bakanımız açıklama yapmıştı. Ama Bakan 1 Aralık diye bir tarihi işaret etmedi sanıyorum. Yani bu daha basında yer alan bir tarih. Yanılıyorsam lütfen düzeltin ama ben şahsen Bakan'ın ağzından böyle bir ifade duymadım. Duyduğumuz üzere diyelim, böyle toparlayalım. Ama şöyle, orada
yaptığı açıklamada aslında bir açıklama yapıldı ama tam net açıklamalarla olmamakla beraber oransal indirimle ilgili düzenleme yapmayacakları mesajını verdi. Şimdi bu yani ne demek bu? ÖTV oranlarının değişmeyeceği ama taban rakamların değişeceği yönünde. Biliyorsunuz ÖTV matrağı şu anda 120 bin lirayı aşmayan otomobillerde %45 olarak uygulanıyor. Bunu alt rakamda, alt limitte 200 binin üzeri olarak öngörülüyor. Daha doğrusu talep ediliyor OYDER tarafından. Bu da tabii baktığınız zaman ciddi anlamda bir fark yaratacak diye düşünüyoruz. Ciddi anlamda fark yaratacak beklentisi. Evet, yani bu aslında sektörün genel olarak burada şu konuda hemfikir olduğunu sürekli yayınlarımızdan da yaptığımız çıkarımlar sayesinde biliyoruz. Bu tarz düzenlemelerin önceden iletişimi yapılması gerekir ve sektörün buna hazırlanması gerekir diye bazen serzenişleri, bazen önerileri oluyor sektör temsilcilerinin. Şu an peki bu düzenlemeye otomotiv sektörü hazır mı Erol Bey, ne dersiniz? Otomotiv sektörü aslında her zaman hazır. Yani araç bulunulabilirliği için bazında soruyorum. Şu anda zaten tedarikte ciddi anlamda sıkıntı yaşanıyordu ama biraz hafifleme vardı. Özellikle yurt dışındaki pazarın da geçtiğimiz 1-2 aylık dönem içerisindeki daralması etkisiyle araç tedariğinde biraz daha elimiz rahatlamıştı. Şu anda bayiye gittiğinizde araç belki her istediğinizi bulamıyordunuz ama araç bulunurluğu iyiydi. Çünkü geçen ayki pazar kapanışını da zaten karşımıza çıkardığı rakamlar bunu gösteriyor. Asıl burada dikkat edilmesi gereken, biraz önce sizin söylediğiniz ki size katılıyorum, Sayın Bakan'ın ağzından 1 Aralık kelimesi çıkmadı. Bu aslında kimsenin ağzından çıkmadı. Bunu Anadolu Ajansı yazdı. İlk önce dün cumartesi akşamı biz de konuyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaparken bizden yaklaşık 45 dakika önce Anadolu Ajansı 1 Aralık tarihini telaffuz etti. Ama kaynak vermedi. Ne bakanın ağzından bunun açıklamasını yaptı, ne OYDER Başkanı Sayın Altuğ Erdiş'in ağzından bunun paylaşımını yaptı. Sadece 1 Aralık tarihini baz aldığını söyledi. Ama bu 1 Aralık kelimesiyle birlikte bugün itibariyle 1 Aralık'a kadar pazar durmuş oldu. Şu anda sektörde yaprak kıpırdamıyor. Ne sıfırda ne ikinci elde. Yani bu yapılan altı dolu ya da boş. Doluysa zaten çıkarsınız, oranları söylersiniz. 1 Aralık'ta olacak. İşte biz matrahları %30 seviyesinde artırıyoruz, %40 seviyesinde artırıyoruz dersiniz. İnsanlar neyin ne olacağını bilir, ona göre hareket eder. Ama 1 Aralık'ta olacak deyip de arkasına soru işareti bıraktığınız zaman sektörde tam bir belirsizlik hakim oluyor. Bakıyoruz birçok satışın iptal olduğunu görüyoruz. Ki iptal edenleri de yani tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Hafif ticari evet, araç satışlarında bile iptaller var. Hafif ticari araçta niye iptal olur? Çünkü ÖTV ile alakası yok. Yani bu mevcut düzenlemenin hafif ticari aracı etkilemeyecek. Hiç yani burada yok. Belki de otomobille alakalı bir şey. Belki de zamlı fiyattan almak zorunda kalabileceklerini de eğer hemen almaları gerekiyorsa. Yani 10 gün bekleyeyim sonra alayım demek kolay ama 3 ay bekleyeyim sonra alayım demek işletme babında kolay değil. Dolayısıyla bu beklentiyle birlikte belki zamlı fiyata da maruz kalabilirler uyarısını yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kesin. Kalacakları da kesin. Yani onu da net bir şekilde söylüyorum. Bakın bugün sadece 2 tane marka 2 ile 9 arasında zam yaptı modellerine. 1 Aralık'ta zaten doğal bir zam bekleniyordu. 1 ya da 2 Aralık'ta artık o tamamen markaların pozisyonuna bağlı olarak değişiyor. Orada da zaten zam gelecekti. Zammın karşılığını da söylüyoruz. Yani 100 liralık zam dediğiniz zaman aslında bu 220 lira. Neden? Çünkü %80 KDV, ÖTV, %18 de KDV'yi koyduğunuz zaman zaten rakam artıyor. Onun da altını çiziyoruz sürekli. Evet. O nedenle yaratılan bu spekülatif ortam vatandaşın lehine değil aleyhine oldu. Evet. Vatandaş aslında bu noktada zarar eder. Bülent Bey, az önce bir şey eklemek istiyordunuz. Buyurun size de söz vereyim. Şimdi şöyle bir doğal bir aslında bir süreç de yaşıyoruz. Şu anda hala açık krizi devam ediyor. Tedarik zincirinde ithal araçlarda araç sağlanması iyice zorlaştı. Tayvan-Çin gerginliği ortada. Ham madde sıkıntısı hala süregelen bir durum. Tabii buna bağlı olarak otomobil üretimiyle alakalı üretim bantlarında da sıkıntılar devam ediyor. Aslında burada araçlara yansıyacak bir düşüş belki olabilir o %10-15 oranında ama işin nihayetinde
araç tedariği konusunda sıkıntılar hala devam ediyor olacak. Tabii bu süreç yani zaman içerisinde azalacağını öngörüyoruz ama yine de malum an itibariyle hala bir üretimde ciddi bir sıkıntı, ithal araçlarda ciddi bir sıkıntı devam ediyor. Burada ÖTV oranında bir değişiklik olmamakla beraber matah değişimindeki matah düzenlemesinde yapılacak değişiklik halkın ulaşabilir olabileceği araçları nispeten etkileyecek. Premium markalarda bu çok fazla olmayacak. Bu yönde bir durum da var. Evet, bir şey eklemek ister misiniz Erol Bey? Rakam bazında isterseniz bakalım ha, neyi etkiliyor neyi etkilemiyor kısmı aslında rakamda gizli. Evet, yani %4'ler, %10'lar, %15'ler konuşuyoruz ama daha somut olarak izleyicilerimiz için belki netleştirebiliriz. Tabii ki en güzeli o. Yani bazen şu kelimeleri de duyuyoruz. İşte bugün %80'lik ÖTV dilimindeki araç %45'e düşüyor diye manşet atan basın kuruluşları gördük. Bu da yani 80'den 45'e inmesi pek mümkün değil. Yanlış yönlendiriyor çünkü Ocak ayında yapılan düzenlemeyle dahi %45'lik dilim hayata döndürülemedi. 45'lik dilimi biz 2 sene önce kaybettik zaten. Aramızda değil artık. Böyle bir araç yok zaten. 50'lik dilimde de araç yok. 60'lık dilimde de araç yok. 70'de sadece çok 70'lik sınırlı var değil mi? Çok az sayıda araç var. Evet. Şimdi eğer ki ciddi anlamda bir matrak güncellemesi yapılırsa, bu rakam 80-100'lere dayanırsa, yani bugün %80'lik dilimde satılan 200 bin lira ham bedeli olan o ilk örnekte verdiğimiz aracın %45'lik ÖTV dilimine düştüğünü varsayarsak, yani burada orada noktaya gelirsek araç satış fiyatı üzerindeki indirim oranı %24.14 olacak. Yani %24 inecek. Toplamda peki indirimdeki rakam ne kadar? 425 bin liraya satılan aracın fiyatı 345 bin liraya düşecek. Bakın maksimum seviyede olacak nokta. Ki biz böyle bir şey beklemiyoruz. Bakanın da böyle bir şey yapacağını düşünmüyoruz. Ya yani buradaki rakam 60'lık dilim araç gider, 50'lik dilime de belki birkaç araç gider diye beklenti oluşuyor zaten. Bu anlamda baktığımızda ise hemen geriye doğru rakamlara bakalım. O 425 bin liralık araç eğer ki %70'lik ÖTV dilimine girerse fiyatı 400 bin liraya düşer. Olası ki 360'lık dilime düştü, 377 bin liraya düşer aracın fiyatı. Veya %50'lik dilime düşerse de 354 bin liraya düşer. Olacak olan durum bu. Ve maksimum olarak yani barem eğer iki katına kadar çıkartılmış dahi olsa o zaman karşımıza çıkacak olan yaklaşık 600 bin liralık araçları ilgilendirecek. 600 bin üzerinde 750, 800, 900, 1 milyon ki bugün C segment araçları neredeyse tamamına yakını bu paranın üzerinde. Birkaç tane yerli çok baz model araç hariç tamamı üzerinde. O anlamda vatandaşın alabileceği en uygun, en ucuz fiyatlı yerli üretim araçlar teşvik edilecek burada. Zaten bu güncellemedeki ana amaç da bu. Hem bir taraftan bakanlığın açıklamasına göre de cari açığı azaltmak, yani bir bakıma ithalatı kısmak, daha yerli araçları ön plana çıkartmak. Hem bu vesileyle de enflasyon hesaplarında da enflasyonu, ki biliyorsunuz otomotiv sektörü enflasyon kaleminde, sepetinde ciddi yer tutuyor hala. Ki 6,5'luk bir oranı var. O bağlamda oradan da etki edeceğini, yani oradan da bir kazanç sağlanacağı düşünüyor. Ama dediğim gibi baremlerde ne kadarlık, daha doğrusu matrahta ne kadarlık bir artış olacak tamamen muamma. Orada Bakan Bey'in yapacağı sürprize bağlı. Ki kendisinin toplantı sırasında böyle bir konuşmasının geçtiğini de biliyoruz. Kendisi biliyorsunuz 2021 yılının 2 aralığında göreve gelmişti. Bakanlık görevine atanmıştı. Bir bakıma aslında yıl dönümü gibi oluyor. O gün de ona geliyor. Onun için bir sürprizimiz olur size denmiş. Bilmiyoruz nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. Evet. Ama bu fiyatlamaları, bu hesaplamalara bakarsak, yani zam ve olası matrah düzenlemesi arasındaki hesaplamalara, piyasanın aslında dur bekle modunda olması, tüketicilerin bu modda olması, rakamsal bazda bakarsak tekrar söylüyorum, mantıklı görünüyor. Yani araçların fiyatları sürekli artıyor. Ama %3-5 dersek artıyor. Yine de sanki daha karlı bir tablo oluşmuyor mu? Yani biraz önce söylediğim şey, isterseniz tekrar dönüp bakalım. Yani eğer matrah %80'lik dilimdeki araç %70'lik dilime düşerse araç satış fiyatı üzerindeki fiyatın düşmesi, ucuzlaması 5.88 yüzde. Bir taraftan biz
8-9'luk zamdan bahsediyoruz. Bir tarafta %6'lık indirimden bahsediyoruz. Bu bağlamda hani faydası olacak, tabii ki olacak. Mutlak suretli olmalı ki matbaa güncellemesi gerektiğini aylardır bas bağırıyorum. Hatta düzenli olması gerektiğini de. Düzenli olması gerektiğini ve üzerindeki KDV yükünün de ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, vergi üzerindeki KDV'nin de kaldırılması gerektiğini ki dünyada zaten eşi ve benzeri olmadığını ifade ediyorduk. Evet. Yapılmalı ama dişe dokunur noktada olması gerekiyor. Bakın en son yapıldığı tarih Ocak ayının 16'sı, geldiğimiz takvim 1 Aralık'tan bahsediyoruz. Evet. Yani baktığımızda neredeyse seneyi devre ailesi gelmiş. Bu dönemin içerisinde yapılan hiçbir güncelleme yok. Ama bir gün karşımıza 30'luk 40'lık rakamlar çıkarsa ne yazık ki çok kadük kalacaktır. Çok işlevsel olmayacaktır. Ömrü de 3 ayı geçmeyecektir. Bunu da nereden biliyoruz? Ocak ayındaki ÖTV düzenlemesinin kaç ay dayandığına bakıyoruz. Biliyorsunuz bunu daha önce de konuşmuştuk ama tekrar ifade etmekte yarar görüyorum ki rakam belki de hafızalarda daha iyi yer edinsin diye. Bir gün baktığımızda Ocak ayına döndüğümüzde satılan her 100 aracın 46 tanesi %80'lik ÖTV dilimindeydi. Bugün Kasım sonu yani Ekim sonu ki en son rakamlar Ekim ayına ait. Ekim sonu baktığımızda 90 tanesi 80'lik dilimde. Ocak ayında araçların %30'u 70'lik ÖTV dilimindeyken bugün sadece %10'u %70'lik ÖTV diliminde. O gün %14,5'u %60'lık dilimdeydi. Bugün öyle bir dilim yok. 50'lik dilimde %8 araç vardı. O da yok. Kaç ay sürdü? Mayıs ayına kadar. Sadece 3 ay dayanabildi bu iki dilimin ömrü. O bağlamda baktığınızda bugün yapılacak olan bu düzenlemenin ömrü de taş patlasın Şubat ayını görür. Daha ötesini görmez. Peki. Yani bu anlamda daha kalıcı bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Böyle pansuman, vatandaşın hani amiyane tabiriyle gazını almak için yapılan küçük oynamalar değil, dişe dokunur rakamlar. İlk başta söylediğim gibi yeniden değerleme oranı devlet tarafından, maliye tarafından açıklandı. %122. Evet. MTV'yi bu oranda arttıracaksanız, damga vergisini bu oranda arttıracaksanız o zaman ÖTV'yi de lütfen bu oranda arttırın. Evet, ne kadar tabii işlevsel olduğunu konuşuyoruz. Bülent Bey, sözü size vereyim. Buyurun efendim, eklemek istedikleriniz için. Özür dilerim. Temelimiz bir an önce bu sorunun, bu krizin ortadan bir an önce kalkması, bir an önce bu kararsızlığın, bu belirsizliğin ortadan kalkması yönünde temennilerimiz var. Yakın zamanda açıklaması inşallah Sayın Bakanımız bir an önce açıklamayı yapar da hızlıca biz de bu belirsizliğin içerisinden çıkıp artık normal bir düzene girmeyi temenni ediyoruz elbette ki. Evet, peki sizin bir bu tarz düzenlemelerin daha işlevsel olabilmesi için ekstra önerileriniz var mı? Örneğin az önce işte Erol Bey'le konuştuğumuz gibi bu düzenlemelerin belirli aralıklarla tekrarlanması, daha işlevsel olabilmesi için önceden bunun iletişiminin daha kuvvetli yapılması gibi sizin önerileriniz var mı bu konuda? Tabii katılıyorum ben Erol Bey'e de. Belirli dönemlerde dönemsel olarak enflasyona göre belirlenmesi, bu tür düzenlemelerin yapılması, araçlardaki matrah düzenlemelerinin yapılması elbette faydalı olacaktır. Tabii bu noktada karşımıza çıkan belirsizlikler tabii piyasaya yorar durumda. İkinci el piyasasını da çok yorar durumda. Sıfır piyasayı da çok yorar durumda. Halkı tedirginliğe sürüklemekte bir payı var. Lakin burada belirli dönemlerde, belirli aralıklarda düzenlemeler yapılması elbette faydalı olacaktır. Sektör için faydalı olacaktır. Erol Bey, az önce bu biraz daha yerli araçları ilgilendirecek demiştiniz. Tabii bulundukları barem itibariyle. O kısmını biraz detaylandıralım mı? Yani ne kadar pazarda yerli araçların satışının ağırlığı var? Dolayısıyla ben hala biraz daha bu işin ne kadar efektif olacağını, vatandaşın cebini ne kadar etkileyebileceğini daha açmak istiyorum. O yüzden soruyorum, nasıl bir ağırlıktan bahsediyoruz burada? Şimdi biz otomobil pazarından bahsediyoruz. Otomobil pazarı ÖTV ile ilgili kısım. Ülkemizde şu yıl yani 2022 yıl içinde satılan her 100 otomobilin 60 tanesi ithal. 40 tanesi de yerli üretim.
Yerli üretimler bizim aynı zamanda da ihracat gemimizi yüzdüren dünyanın her yerine 96 ülkeye araç sattığımız yerli üretim araçlarımız. Bu araçların fiyatları zaten makul seviyede. Yani bunların zaten örnek olarak verdiğimiz o 200 bin liralık param var ya, işte o araç aslında yerli, Bursa'da üretilen bir araçtan bahsediyoruz. O anlamda bizim Türkiye'de üretilen bu araçları ilgilendiren bir kısım buradaki rakamlar. Yerli araçlardan kastettiğimiz bu. Çünkü barem 200 bin liradan 300 bin liraya da çıksa aracın fiyatı, üst tavan fiyatı 500-550 bin bandında olacak. Zaten bu rakamın altındakiler tamamen yerli araçlar. Çok az sayıda ithal araç var. O ithal araçlarda yine Türkiye'deki üretici firmaların başka ülkelerde ürettikleri araçlar. Uygun fiyatlı araçlar. O bağlamda zaten yerli aracı teşvik amaçlı olabilecektir diye söyledik. Ama diğer türlü KDV, ÖTV üzerindeki KDV yükünü kaldırsa bütün araç tiplerine yansıyor. Yani bu premium markalara da yansıyacak, EF segmentine de yaşayacak, D segmentine de yansıyacak. Ama burada yapılmak istenen, anladığımız kadarıyla, ki bundan önceki düzenlemelerde hep bu mihvaldeydi zaten, genelde B ve alt C segmentini ilgilendiren, daha çok B segmentini ilgilendiren araç tipleri için geçerli ve yerli üretimleri teşvik amacına geliyor. Çünkü burada onun için matrahta çok çok büyük bir artış beklemiyoruz diye söyledik. Amaç buydu. O amaca hizmet olarak gidecektir. Erol Bey, peki evet. Buyurun. Sesimi alabiliyorsunuz sanırım, değil mi? Alıyorum, alıyorum. Evet. Tamam. Ben kendimi ekranda görmediğimde beni duyabiliyor musunuz emin olamıyorum. Arkadaşlarıma da buradan notunu vermiş olayım, onun söylemiş olayım. Şimdi baktığımızda peki bir borsa aslında hala yerli için bir yatırım aracı olarak durmaya devam ediyor. İşte bugün yine yaptığım bazı yayınlardan da anladığım kadarıyla örneğin kripto paralarda bir sıkışık hareket var. Gram altında sıkışık hareket var. İnsanlar tasarruflarını enflasyon karşısında nasıl koruyabileceğini değerlendirirken kur korumalı mevduattan çıkışların da borsaya girdiğini görüyoruz. Ama borsanın yanında bir de otomotiv sektörü orada yıldızıyla duruyor. Zaten birçok açıdan baktığımızda bir de bu yüzden biz ekonominin lokomotifi diye vurgulamaya çalışıyoruz. Neredeyse insanlar yatırımlarını bu cephede değerlendirmeye çalışıyorlar. Şu an evet bir bekle gör modundalar. Gelecek matrah gelmesi beklenen matrah düzenlemesine ilişkin. Bu düzenleme geldiğinde ne kadar bir hareket beklemeliyiz peki? Yani bu hareketin büyüklüğü neye bağlı olacak? Ya aslına bakarsanız otomotiv sektörü son 2,5 yıldır tüm ezberleri bozdu. Yani 30 yıllık bir otomotivci olarak böyle bir ortamı daha önce hiç yaşamamıştık. Çünkü bir ürün, bir mal fabrikadan çıktığı zaman kullanımına göre değeri düşer. Bu daha doğal bir şey yoktur. Yani eskiyen her ürünün fiyatı düşer. Bizde otomotivde de bu böyleydi. Yani bayiye gidip aracı aldığınızda, kontağını çevirdiğinizde %10 aracın değeri düşerdi. Bugünse aracı alıyorsunuz, bir sene biniyorsunuz, yetmedi iki sene biniyorsunuz, aracın fiyatı hala sıfırın üzerinde. Ya böyle bir ortam hiçbir zaman yaşamadık. Evet. Bu tam bir belirsizlik, bir kaos ortamı haline geldi. Yani kara borsa, spot, bütün kavramlar birbirine girdi. Onun için bunu ortamda ne kadar yatırım aracı olarak kalır? Çünkü aslında otomotiv ya da otomobil diyelim tam anlamıyla, otomobil bir yatırım aracı değil, bir ihtiyaçtır. İnsanların ulaşımlarını sağlayan, insanlara özgürlük veren, hayatlarını kolaylaştıran bir ihtiyaçtır. Ve bunu ihtiyaç halinden değil mi? Kesinlikle lüks değildir. Her bireyin de edinme hakkı vardır. Her ne kadar bir gün o etki olmasa da. Ama diğer taraftan ülkemizde yaşanan bu ekonomik çalkantı son 2,5 yıldır anlamsız hareketler, yani ekonomide bir türlü düzlüğe kavuşamamamız bir bakıma her malzemeyi, her maddeyi zaten yatırım haline getirdi. Evet. Yani iki teneke yağ alıyorsunuz, o da yatırım haline geliyor. Ama otomobil tabii ki en baştaki yatırım aracı haline dönüştü. Çünkü alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, daha değerin üzerinde satıyorsunuz. Ama her şeyin bir sonu vardır. Onu da söylemek lazım. Çünkü piyasa artık tıkanmaya başladı. Çünkü paraya ulaşım zorlaştı otomotiv sektöründe. Aslında ÖTV kadar otomotiv sektörünün şu anda en çok konuştuğu, en ciddi sıkıntısı finansa ulaşım. Paraya ulaşım noktasında sıkıntı var. Bankalar kredi vermiyor. Krediye ulaşamıyorsunuz, paraya ulaşamıyorsunuz. Çünkü otomotiv sektörünü asıl hareketlendiren şey kredilerdir. ÖTV indiriminin etkisini 2019 yılına gidip bakabiliriz. Şurada 3-4 yıl geçti üzerinden.
Biliyorsunuz 2015 seçimleri 18 Haziran seçimlerinden sonrasında yaşanan sıkıntı 2018 yılında, arkasından 3 aylık otomotiv sektöründeki bir durgunluk yaşanmış. Akabinde çok yoğun pazardaki daralma ve stok birikmesinden dolayı bakanlık tarafından ÖTV indirimi yapılmıştı. Ki tarihteki ikinci ÖTV indirimiydi. 6 ay boyunca sürmesine rağmen, yanında hurda indirimi de olmasına rağmen pazar hiçbir şekilde hareketlenmemiş, aksine daralmıştı. Ta ki 2019 yılının Kasım ayında faizlerin düşürülmesi, kredi musluklarının açılmasıyla birlikte pazar alabildiğince açılmıştı. Ki pandemiye rağmen pazarın hızlı büyümesi de yine kredinin kolaylığıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada krediye ulaşım çok zor. Filo şirketleri için de aynı şekilde, ki otomotiv sektörünün dinamik faktörlerinden bir tanesidir filo şirketleri. Onların da krediye ulaşımlarında ciddi zorluk yaşanıyor. Bugün tüketici olarak da gittiğinizde araç alırken tüketici kredi çekemiyor. Yani sınırda olanlarda dahi alabilecek hakkı varken de verilmiyor kredi. Kaldı ki 400 bin liranın üzerine zaten kredi çok zor. Ki o limitte zaten araç yok. Onu konuşuyoruz. Evet. Ki ÖTV indirimi gelirse hani araçlar artar diye düşünüyoruz. Bu bağlamda bakanlığın yapması gereken önemli adımlardan bir tanesi de buyken, tam aksine kredi muslukları daha da sıkılaştırıldı. Evet. Yani bu ÖTV düzenlemesinin kredi muslukları kapalıyken etkisinin ne olacağı da ayrı bir son işareti ayrı olarak bir yayın çıkıyor. Konusu olsun Erol Bey. Bambaşka. Yine biz evet belli ki zaten bu konu hakkında daha çok konuşacağız. Benim size sormak istediğim yine kredi vade limitlerine ilişkin başlıklar da vardı. Çip sıkıntısı zaten başlı başına konuşulması gereken bir konu. O yüzden başka bir programa da bunları yaymış olalım. İki konuğuma da çok teşekkür ediyorum. Boğaziçi Filo Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özkalan, EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin. Teşekkürler efendim kıymetli yorumlarınız için. Şimdi bir araya gidiyoruz. Birazdan tekrar karşınızdayız.